Ayasofya'nın altı gerçekten mükemmel ve ayrı bir şehir var. Oda diyeyim bunun adına, gerçekten oda var. Yani orada bir 15 kişinin, 20 kişinin birlikte yaşayabileceği bir odalar var. Ondan sonra mezar odaları. İnsanlık tarihinin en önemli kültür miraslarından Ayasofya Camii, bugüne kadar pek çok belgesele konu oldu. Araştırmacı Göksel Gülensoy'un hazırladığı Ayasofya'nın derinliklerinde belgeseli ise Ayasofya'nın yer altındaki zenginliklerine ışık tutuyordu. Göksel Gülensoy ve ekibi Ayasofya Camii'nin altındaki dehlizlere, tünellere, sarnıçlara dalışlar yaptılar. Saatler süren kayıtlar bir belgesele dönüştürüldü. Altı üstünden daha çok heyecanlandırdı beni. Roma dönemine kadar gelen bir kalıntılar var tabii aşağıda da. Ve aşağıda da böyle bir ahtapotun kolları gibi düşünün. Kollardan bir tanesi Ayerini ve Topkapı Sarayı'na doğru gidiyor. İkincisi Hipodrom'a doğru gidiyor. Üçüncüsü de Büyük Saray'a doğru giriyor. Hemen arkamızda Büyük Saray'ın kalıntıları var. Oraya doğru giden yollar keşfettik. Ayasofya'nın derinliklerinde belgeseli için 1998 yılında çekimlere başlandı. Eşsiz yapının altındaki tünellere ilk kez girildi. Mağara ekibi ve dalgıçlar suyla dolu tarihi sarnıçlarda bazen tek kişinin sığacağı dehlizlerden geçtiler. Bazen de 1500 yıllık sütunlar arasında botlarla gezdiler. En tehlikeli yerlerden bir tanesi Ayerine'ye giden yol oldu. Çünkü Ayerine'ye giden yolda akrepler karşımıza çıktı. Mağaracıların kollarında panzehirler var. Akrep sokmaları söz konusu. Ben de yaralandım. Beni de çok akrep soktu. Ayasofya Camii'ne ait şamdanlar bulundu. Zincirler bulundu. Amforalar çok bulundu. Kap bulundu. Kapın içi boştu. Ayasofya'nın altındaki 2. Theodosius'un zeminine kadar, sütunlarına kadar indik. Onları görüntüledik. Belgesel ekibi Ayasofya'nın altında çok sayıda mezar odası buldu. Elde ettikleri verileri bilim insanlarıyla paylaştı. Ayasofya'nın altındaki tünellerin örümcek ağı gibi Sultanahmet çevresine yayıldığı ve bu yolların belirli bir mantık düzeninde inşa edildiği belirlendi. Göksel Gülensoy ve ekibi Bizans İmparatoru Justinianus'un kullandığı 283 metrelik yer altındaki gizli yolunu keşfetti. Justinianus hiçbir zaman halk arasında dolaşmayan bir imparatordu. Ama bir bakıyorsunuz hipodromda kendine ait tahtında birden var olabiliyordu. Bir bakıyorsunuz Ayasofya'nın içerisinde tekrardan var olabiliyordu. Ve hemen arkamızdaki sarayında da bu üçlünün, yani bu üçgen arasında bu insan nereden gidecek yani bir mantık yürüttüğünüzde. Ve biz Justinianus yolunu, yani Justinian yolunu bulduk aşağıda. Dört kişinin benim boylarımda yürüyebileceği tüneller bunlar. Göksel Gülensoy ve ekibinin çalışmaları dünyaca ünlü yazar Dan Brown'ın Inferno, Cehennem adlı kitabına esin kaynağı oldu. Kitabın konusu da büyük bir tesadüf, pandemi hikayesiydi. Romanın film uyarlamasında başrolü Tom Hanks oynadı. Brown, kitabında Göksel Gülensoy'un da adını geçirdi. Tahmin etmiyordum yani kitapta benden bahsedeceğini, daha doğrusu kitabın kurgusunun, biliyorsunuz bir virüsle ilgili, şu anda sizde de maske var. Dünyayı bir virüs kaplıyor. Bu salgın ondan sonra Ayasofya'nın altında patlayıp bütün dünyaya yayıldığıyla ilgili bir şeydi. Çok enteresan. Yazar Dan Brown, NTV'ye verdiği röportajda Göksel Gülensoy'un belgeselinin romanına katkısını anlatmıştı. Hi, I'm Dan Brown. You are watching NTE Neci Gündüz. Olağanüstü bir belgeseldi ve kendisi çok yetenekli bir yönetmen. Ve Ayasofya'nın altındaki su dolu gizli tüneller kesinlikle muhteşem. Bunu öğrenmek çok heyecanlandırdı. Tabii ki kitapta adına yer vererek ona teşekkürlerimi sunmak istedim. Ve umarım memnundur çünkü kitap çok sattı.
Ayasofya'nın derinliklerinde belgeseli Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles Sanat Müzesi'nde gösterime girdi. Türkiye'nin ve Ayasofya'nın tanıtımına katkı sağladı. Araştırmacı Göksel Gülensoy çalışmalarını sürdürüyor. Çünkü Gülensoy'a göre Ayasofya Camii'nin altındaki tüneller ve sarnıçlar hala tam olarak keşfedilemedi.